Evet arkadaşlar, şöyle bir taş bulduk yerde. Bunun göktaş olduğundan şüphe duyuyorum şu an. Çünkü neden diyeceksiniz? Göktaşı atmosfere girdiğinde büyük bir hızla girdiği için erimeye başlar. Ve şu taşın içindeki delikleri görüyor musunuz? Yani yüksek bir hızdan ermiş olma ihtimali var. Evet arkadaşlar, şurada da görüyorsunuz, bakın. Yani doğal değil bunlar. Şöyle bir şuraya bakalım, bakın şurası da aynı şekilde. Yani büyük bir hızdan yuvarlana yuvarlana gelince bazı yerlerde erime olmuş arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimal bu bir göktaşı olabilir. Şurada şu üst tarafta şu siyahlıklar sanki erimiş, üstünde bir katman oluşmuş gibi bir izlenim bırakıyor. Şöyle iyice bakımla teşirebilir miyiz? Şöyle uzaklaştırınca daha güzel görünüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki atmosfere girmiş ve erimiş. Bak, taşın her tarafı o şekilde. Göktaşı olduğunu anlayabilmemiz için analiz ettirmemiz lazım. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar, gerçekten yani gökyüzünde yuvarlana yuvarlana gelince şöyle erime yerleri var. Bakın delinmiş. Benim görüşüm bu. Sizin de bir bilginiz varsa siz de yorumlar bölümünden bana yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani çünkü göktaşları çok yüksek bir miktarda değerli. Bayağı iyi para ediyor. Bunu da analiz etmemiz lazım. Gerçi analiz edilince de herhalde anlaşılmıyor. Sadece anlayan insanlar, yani bilimle uğraşan insanlar görerek de anlayabilir arkadaşlar. Evet, varsa anlayan bana şu şekilde yorumlar bölümüne yazabilir. Eğer göktaşıysa bana ulaşması için evet. Evet arkadaşlar, bu videomu beğendiyseniz sağ alt köşeden abone ol kısmına tıklayıp videomu beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar.